Dün FED ağzındaki baklayı çıkarttı. Dedi ki ben faizleri beklediğinizden daha da uzun süre daha yüksekte tutacağım. Hatta bu yılda biraz daha artırabilir. Piyasalar tabii bundan hiç mutlu olmadılar. FED'in dediklerine inanacak mıyız? FED'in şimdiye kadar hep yanlış çıkan öngörüleri bu sefer tutabilir mi? FED faizleri hakikaten biraz daha yükseltip yükseklerde tutabilir mi? Ne diyor bu FED? Ne yapmak lazım? Bütün bunları bu bölümde anlatacağım. Sonuna kadar izleyin lütfen. Biraz öfkeli bir bölüm olabilir. Çünkü hakikaten artık zırvalamalara dayanamıyorum. Hem FED tarafında hem piyasalarında esanın oyuncuları tarafında ve bu çerçevede benim stratejimle neler yapacağım hepsini detaylıca anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce FED son 2 aydır ne halt yemiş ona bir bakalım. Ta Temmuz 2026'daydı son toplantıları. Oradan buraya 2 ay boyunca neler yapmışlar? Neler ortaya koymuşlar? 400'ün üzerine ekonomist bunlar inanılmaz yüksek maaşlar alıyorlar. Doktoralar, profesörlükler gırla gidiyor. Sonuca bir bakalım. Temelde FED'in ilk mektubudur piyasalara düşen. Oradaki değişiklikleri birisi çizmiş. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a moderate than solid'e çevirmişler. Pace diyor yani ekonomik faaliyetlerdeki büyüme orta hızda büyüyor demişler daha evvel. Şimdi ise güçlü bir hızla büyüyor. Yani ekonomideki büyüme bizi şaşırtıyor. İlk söyledikleri bu. İkinci söyledikleri de iş gücü pazarı güçlü olmaktan, robas yavaşlamaya geçmiş durumda. Yani zayıfladı ama yine de son aylarda oldukça güçlü duruyor. Bakın burada maviyle olanlar Fed'in yaptığı değişiklikler. Bir de burada diyor ki biz Fed komitesi olarak faizleri yükseltmek raise yerine maintain etmeye, burada tutmaya karar verdik. Bir de altta benim sevmediğim bir adam vardı. Atılan onun yerine Adriana de Caglar'ı gelmiş. Bütün metindeki değişiklik bu. Yani iki ay ne yaptı bu kadar yüksek maaşlı insan derseniz çıktısı bu. Bu kadar insanın ikinci çıktısı ise ekonomik tahminler. Komedi. Gerçekten komedi. Haziran sonunda yayınladıkları tahmin mektubunda demişler ki biz 2023'te ekonominin %1 büyümesini bekliyoruz. Şimdi %2.1 büyümesini bekliyoruz. Ya arkadaş siz hangi verilerle bu kararları veriyorsunuz. Bu boyutta bir yanılmayı herhangi bir meslek erbabı kendi mesleğinde yapsa çoktan iflas eder gider. Ama siz birer bürokratsınız maaşınızı almaya devam ediyorsunuz. Bakın %1 tahmin ediyorduk ekonomik büyüme şimdi %2.1 oldu diyorlar. Zaten buna panik diyorlar. Dünkü piyasaları panikleten açıklamalar da zaten bundan dolayı geldi. 2024 %1.1 olarak tahmin ediyorduk. Orada da %50'cik kadar yanılmışız. %1.5 olacak ekonomik büyüme. 2025-2026'ya çok var. Orada tahminlerimizin tutacağını düşünüyoruz. At baba at. Böyle bir rezillik olabilir mi? Bir kurul, 400 kişilik ekonomistlerden oluşan bir kurul ellerinde Amerika ile ilgili bütün veriler varken gayri safi mini hasıla gibi değişmesi çok zor dev bir kalemde %100 hata yapabilir mi? Evet yapıyorlar. İşsizlik oranlarında da yanıldık diyorlar. %4.1 işsizlik olacağını tahmin ediyorduk. Şimdi bunu %3.8'e revize ediyoruz. %4.5 2024'te işsizlik olacağını tahmin ediyorduk. Bunu %4.1'e çeviriyoruz. 2025'te mucize bir şekilde aynı kalıyor her şey. 2026'da her şey %4'e düşüyor. Yani Ferit zaten önümüzdeki 6 ayı 1 ayı tahmin becerisi bile yokken bunları ciddi almam ama buradaki önemli konu işsizlik konusunda da yanıldık diyorlar. Şimdi en güzel bölümü geliyor. PCE inflation yani bunların manşet enflasyonu ölçme yöntemlerinden bir tanesi. Biz Haziran'da tahminimiz %3.2 olacaktı yıllık. Şimdi bu %3.3'e çıktı diyorlar. 2024'te %2.5 olacağız. 2025'te %2.2 olacağız. 2026'da %2'ye ulaşacağız. Hedefimize 2026'da ulaşacağız diyor. Manşet enflasyondaki bu tırmanışın sebebine peki? Petrol. E halde çekirdeğe bakalım. Çekirdekte tahmin ediyorlar. Çekirdek demişler ki Haziran'da biz yıllığı %3.9 olarak tahmin ediyoruz. Şimdi onu %3.7'ye revize ettiler. Gelecek yılı %2.6 tahmin ediyorduk. Hala %2.6. Öbür yıl mucizevi şekilde neden bilmiyorum yükselecek. Sonra 2026 düşecek. Ya vallahi bir kübra. Bana şunu mantığını anlatabilir misiniz? Çekirdek enflasyonu daha haber %3.9 tahmin etmişseniz. Şimdi bunu %3.7'ye revize ediyorsanız tekrar Kasım ayında faiz artışı getirebiliriz. Gelecek yılda faizleri sabit tutarız ne anlama geliyor? Çünkü tekrardan söyleyelim tahmin bu yıl için geriletilmiş. Ki bu da yeterince bir gerileme değil. Üzerine duracağım biraz sonra. Gelecek yıl zaten %2.6 hedefliyorduk. Yine %2.6 hedefliyoruz. Ama gelecek yıl faizleri indirmekten vazgeçtik biz. Bu yıla da biraz faiz eklemeyi düşünüyoruz. Nedir burada? 2023 sonu için faiz tahminimiz %5.6 idi. Onu sabit tutuyoruz. Burada problem yok. Yani bir faiz artış daha olabilir pakete edilmiş durumdalar. Gelecek yıl için ise %4.6 faiz öngörüyorduk. Şimdi onu %5.1'e çıkarttık. Yahu neden? Neden? Nedeni ekonomi büyüdü diyor ona bağlı diyor. Ama enflasyon düşüyor. Senin mücadelen enflasyonla değil miydi? Sen ekonominin büyümesinden niye korkuyorsun enflasyonla hedefin hala aynıysa? Bu ne periz buna lahana turşusu. Bu sene için enflasyon tahmini 3.9'dan 3.7'ye düşürüyor. Çekirdekte ama faizi hala biraz yükseltebilirim orada sabitim diyor. Gelecek yıl için enflasyon hedefini aynı tutuyor ama faizleri beklendiği kadar düşürmem diyor. Öbür yıl içinde düşüş tahmini geriye çekmiş durumda. 2026 için daha da geriye çekmiş durumda. Gerçekten anlamıyorum. Bu nasıl bir matematik? Bu da yine hesap kitabı bilmiyorum. Powell dünkü konuşmasında da bize şunu söyledi. Ekonominin büyümesi güzel bir şey. Biz bundan niye mutsuz olalım? Çünkü bizim bir de istihdam hedefimiz var. Ama sonra dedi ki ama ekonomideki büyümeden dolayı faiz oranlarını değiştirmemiz gerekebilir. E o zaman enflasyon tahminini değiştir abi. Enflasyon tahmini aynı duruyor veya geriletiyorsun. Bu durumda neden faizleri artırıyorsun? Veyahut da neden gelecek sene faizleri beklendiği kadar düşürmeyeceğini söylüyorsun. Kafeye emek mümkün değil gerçekten. Çünkü Fed'in kendi koyduğu hedeflerle çeliştiğini görüyoruz. Bir önceki faiz kararı hatırlarsanız Temmuz 2023'te geldi. O dönemde ellerinde Haziran ve Temmuz'un çekirdek enflasyon rakamları vardı. Bunlar 4.8 ve 4.7 idi. Ve o dönemde dediler ki biz bir faiz artışı daha yapıyoruz. Hatırlayın orada 25 bas puan artırmışlardı. Ama sonrasında sonra bakacağız. E sonrasına sonra baktık. Enflasyon düşmüş. Ve yıl sonuna kadar da daha da düşeceğini kendileri öngörüyor. Bu durumda neden tekrar faiz artış devreye giriyor? Vallahi aklım almıyor benim. Öte yandan tabii Fed'in bütün söylediklerini ciddiye almak gerekir mi? Gerekmez mi? O da ayrı bir mesele. 2021 Eylül'de Fed'in tahmin tablosu. Demek ki tablonun aynısını paylaşıyorum. Demişler ki Eylül 2021'de biz Çekirdek enflasyonu 2022'de %2.3 bekliyoruz. %9 oldu. 2023'te de %2.2 bekliyoruz. Şimdi %3'lerin üzerindeyiz. Bu durumda demişler. Fed'in faizleri şöyle olacaktır. 2021'de %0.1. 2022'de %0.3. 2023'te %1. Şu anda %5.5 faizdeyiz. 2024 için ise %1.9'u öngörmüşler. Şimdi ise %5'in üstünde olacağını söylüyorlar. Ya arkadaş ne yapıyorsunuz siz orada ya? Tek işiniz bu. 400 tane ekonomik bütün Amerika'nın verisi ellerinizin altında. 2021'de bu tahmini yaptığınız için enflasyon coştu. Şimdi ise enflasyon gerilemekteyken enflasyonun tekrar geri dönebileceği korkusuyla saçma sapan hareketlere giriyorsunuz. Nedenmiş efendim? Ekonomi büyüyecekmiş. Ya Amerikan ekonomisinin bu yüksek faizlerde büyümesi mümkün mü? %5 ile 6 arasında şu anda paranıza para ekleyebiliyorsunuz. Sıfır riskli Amerikan hazine kağıtlarında veya Amerikan para pazarlarında. Bu durumda ekonomi mi Diyor. Mümkün var mı bu işin? Senin şu anda ekonomik büyüme dediğin şey... ...tüketicinin parasını harcamaya devam etmesin ama o para bitti. Covid'deki paralar bitmiş durumda. Şu anda Amerikan ekonomisini büyüten tek konu devletin harcamaları. Devletin harcamaları konusunda Fed olarak senin bir kontrolü yok. Niye tüketiciye yükleniyorsun burada? Niye tüketicinin daha da canını okumayı düşünüyorsun? Neden şirketleri sıkıştırıyorsun burada? Akıl almaz bir şey gerçekten. Son dönemlerde Amerika'da ekonomi büyüme yavaşlamış durumda. Konutlarda satışlar çok düşmüş durumda mesela ekonomik aktivitede yavaşlama var. Yani sen bu işi böyle bastırırsan Amerika resesyona sokarsın elbette. Peki neden bunu yapıyorsun? Enflasyon düşüyor. Bu korkaklığınızın sebebi ne? Yani birileri lütfen eğer Powell'ı tanıyorsa benim şu dediklerimi ona bir aktarsın. Bu zırvalığın içinden geçmek istiyorum. FED bunları söyledi. Şimdi biz FED'e inanacak mıyız, inanmayacak mıyız? Piyasa inanıyor mu, inanmıyor mu? Mesele oraya doğru geliyor biraz. Çünkü FED geçmişte sürekli yanılmış bir kurum. Biraz önce örneklerini gösterdim. Şu anda söylediklerinin de kendi içinde zaten inanılmaz çelişkili olduğunu görüyoruz. Ve biliyor görüyoruz ki Fed'in faiz kararlarının ekonomi üzerindeki etkilerini yeni yeni görüyoruz. Bunu kendileri de söylüyor zaten. Çünkü daha evvel de anlatmıştım. Faizleri yükselttikleri anda hemen ekonomi yavaşlamaz. Tüketicinin kenarda parası var, kurumların parası var. Daha evvelden ucuza krediler bağlamışlar. Bu etkiler yavaş yavaş gözükür. Ve bu etkilerin görülme dönemine doğru FED büyümeden korkmaya başladı. Haziranda %1 gördüğü yıllık ekonomik büyüme şu anda %2.1 görüyor. Ne diyebilirim ki ben? Bu seviyede bir aptallığa dünyanın teslim edilmiş olması ne diyebilirim ki? İşte o yüzden Bitcoin istedik ama orada da başımıza yeni işler açılıyor. Peki piyasaların tepkisi ne oldu? Şimdi burası çok enteresan. Şu anda saat 12.08.21 Eylül'deyiz. Ve piyasa diyor ki senin Kasım ayında faizi aynı tutma ihtimaline artırdım ben diyor bakın dün itibari %66 iken oran şu anda %71'e çıkmış durumda. Yani piyasa diyor ki sen Kasım'da bir şey yapamazsın. Ben de Kasım'da bir şey yapabileceğine inanmıyorum. İki sebepten. Bence zaten hiç faiz artıramazlar ama daha da önemlisi Kasım'da elinizde hangi yeni veri olacak da yeni bir karar vereceksiniz. Kasım ayında elinize geçecek tek enflasyon verisi toplantı öncesinde Eylül enflasyonu olacak. Ekim enflasyonu bile görmeyeceksiniz. Neyin kararını veriyorsunuz? Bakın Kasım 1'de bir sonraki toplantı. Kasım 1'de Ekim enflasyonu yok ellerinde. Sadece Eylül olacak. Ağustos'u zaten biliyoruz Neye göre kararınızı değiştireceksiniz ya? Gerçekten delirme emek mümkün değil. Aralık 2023 ile ilgili de bu yüzden piyasada bir değişiklik yok. %53 ihtimalle faizlerin sabit tutulacağına inanıyorlar. Dün de öyle bakıyorlarmış FED kararından önce. Yani aslında akıllı fikirli oyuncular FED'in söylemlerinin içinin tamamen boş olduğunu düşünüyor. Ama manşetlere düşen haber tabi ne? FED faizleri beklenenden uzun süre yüksek tutacak. Gelecek sene faiz düşüşü bekliyorsanız onu yılın 3. çeyreğine 4. çeyreğine kadar erteleyin. FED çünkü çok karar davranıyor. Fed'in bu söylemlerinde mantıklı bulduğum yön var. Piyasaların aniden yükselmesini istemiyorlar elbette anlıyorum. Ve bu tip korkutucu söylemlerin yararı da var. Ama sen Fed olarak kendi güvenilirliğini tamamen kaybedersen iki gün sonra hiçbir kararını kimse takmamaya başlar. Burada bunun örneğini görüyorum. Borsa bugün düşebilir, on yıllıklar biraz yukarı gidebilir, bir dalgalanmalar olacak. Ama piyasa temelde hala ne diyor? Sen Fed faiz maiz artıramazsın, bize palavra sıkma diyor. Piyasalar nasıl etkilendi bu gelişmelerden? Tabii ki ise senetleri düştü, dolar biraz yükseldi. Burada görüyorsunuz emtialarda da bir miktar gerileme var. Çok şükür bu çok korktuğumuz ham petrol %1.93'e bir haftada %1.38'e yakın son bir günde gerilemiş durumda. Brent petrolde son bir günlük düşüş %1.35 son bir haftanın düşüşü %1.53 civarında. 10 yıllıklarda 30 yıllıklarda, 5 yıllıklarda 2 yıllıklarda görüyorsunuz faizler gerçekten coşmuş durumda. %2'ye yakın yükselişler var düne göre. Bunu bir süre sonra biraz dengeleneceğini tahmin ediyorum. Çünkü piyasa Fed'in faiz düşürmeyeceğini anladı gelecek yılda faiz yüksek olacağını gördü. E bu durumda nedir? Hazineye para verenler ben daha yüksek faiz isterim kardeşim o zaman param için diyorlar. Bu da Amerikan Hazinesi'nin sonunu getirecek aslında bir süreç. Dünkü videomu izlemişseniz hatırlayacaksınız. FED açıklamayla ilgili en bakmamız gereken yerin bu garip grafik olduğunu söylemiştim. Bu garip grafikte her bir nokta bir para komitesi üyesi anlamına geliyor. 2023 için para komitesi üyelerinin büyük bir çoğunluğu bir faiz artış daha puanlamış durumdalar. Burada azınlıkta mahkul akıllı fikirli bir kitle var. Hiç kimse düşüşü fiyatlamamış. Gelecek yıla baktığımızda bu arkadaş her kimse ben o bular eden adam atılınca bu işler olmaz diye düşünüyorum. Bir tane zeka küpü diyor ki daha da yükselt beni faiz. Ortalamaları da bozuyor. Arkadaş niye yükseltiyorsun ya? Kendin diyorsun enflasyon bu yıldan aşağı olacak. Senin tahminlerin içerisinde o. Gelecek sene ekonominin büyümesine başlayacağını söylüyorsun. Yüzde %2.1'den %1.5'a inecek diyorsun bu yıla göre. Neden faiz artıyorsun bilmiyorum. Bu adam deli gibi maaş oluyor. Bu adamın altında kadrolar var. Analizler yaptılar ve baba böyle böyle bir %6 üzeri faiz öngördü. Bir kişi bu yılki faizleri tutmamız gerekir demiş. Geri kalan çoğunluk aşağı doğru bakmış. Fakat burada baktığımızda 10 kişi diyor ki faizler %5'in üzerinde kalır. 9 kişi %5'in altı iner. Burada iki tane akıllı fikirli insan var faizin %4.5'un altına altı inemeyeceğine dair. 2024'e bakmayalım bir de burada artık herkes kafasına göre takılmış. Bu arkadaş 2024'te enflasyonun epey düşmesine rağmen faizlerin bugünkü seviyede kalması gerektiğini söylüyor. Abi ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Neyin eğitimli oluyorsunuz siz ya? Yani sokak parmaktan çevirdiğin insanın basitçe çözebileceği matematik formülleri çözmekten bu kadar aciz misiniz hakikaten? Çıldırma bak mümkün değil. Şimdi izleyenler bir kısmı diyecek ki hocam sen long pozisyondaydın o yüzden çıldırıyorsun. Ben longtum ve dün de yine para kazandım. Dün beni canlı yayını izlediyseniz Tesla teyidinden gün içerisinde yine para kazandım. Artı bu düşe karşı risklerimi kabul ettiğim için yine ciddi bir para kaybetmedim uzun vadeli pozisyonlarında da. Ama ben Fed'in makul davranması gerektiğini düşünüyorum çünkü Fed hepimizi etkiliyor sonuçta. Ve burada görüyorsunuz bir avuç insan Mongol sürüsü hele şu arkadaşlar kimse tam bir gerizekalı olması lazım. Saçma sapan şeyler konuşuyorlar, düşünüyorlar. Bizi korkutmaya çalışıyorlar. Korkutmanın da ötesinde bence söylediklerine inanıyorlar da ve piyasaların içinden geçiyorlar. Peki enflasyona ne olabilir? Ona bakmamız lazım. Enflasyon düşüyor mu kalkıyor mu? Çünkü FED ekonomiyi küçültmekten sorumlu değil. Paul unuttuysan bunu sana söyleyeyim. Sen enflasyonla mücadeleden sorumlusun. Ve ekonomi büyürken enflasyon pek hala geriye gidebilir. Hatta sen ekonomiyi küçültmeye çalıştıkça enflasyon yukarı doğru da gidebilir. Mesela Amerika'da yeni konut inşaatlara başlamıyor artık müteahhitler faizler yüksek olduğu için satamayacaklarını düşünüyorlar. Bu konut fiyatları ne yapıyor biliyor musunuz? Yükseltiyor konut fiyatlarını çünkü aslında arzı kısıyor. Ekonomi canlı olacak ki verimlilik ritim artıyor olsun. Ekonominin canlı olup enflasyonun yükselme ihtimali var mı? Var. Ama onu ayrıca evet. Çünkü senin bakman gereken asıl konu enflasyon aşağı gidiyor mu gitmiyor mu? Bakalım enflasyonda neler oluyor? Yıllıktan bakacağım burada basit bakmak istiyorum. Gıdada enflasyon %3.7 yüksek. Düşük değil ama FED ne dedi bize? Gıda fiyatları beni ilgilendirmez çünkü çok sert dalgalanıyorlar dedi. Nitekim burada bakıyorsunuz Ağustos'ta bir anda bir dalgalanma olmuş. Yani bunun Fed faiz kararıyla ilgisi yok. Fed burada faizi düşürdü mü arttı? Hayır. Çünkü tarım bir sürü şeye bağlı. Rusya'da Ukrayna ya ne yapıyor bağlı. Yağmur yağdığına bağlı. Ben baktım burada nedense donmuş gıdaların fiyatları yükselmiş. Belki enerji fiyatlarının yansıttılar ama bu bizim için geçerli bir kalem değil de Fed ısrarla söyledi. İkinci bakmamız gereken kalem enerji. Yılbaşından beri enerji aslında geriye gitmiş durumda %3.6. Son ayda Ruslar da Arapların kısıntılarından dolayı enerji fiyatlarına artış var kabul ama bunun FED'le ne alakası var? Faiz kararıyla ne alakası var? Kendileri de zaten enerji sık sık dalgalanıyor dediler. Dünkü açıklamasında bile Pavel bize ne dedi biliyor musunuz? Bu enerji işine biz şöyle bir içinden bakıyoruz. Önemli değil o. Çıkar düşer bizim ana konumuz değil dedi. E bu durumda enerji de bizi ilgilendirmiyor. Geriye ne kaldı? All items less food and energy. Yani bütün kalemlerden gıdayı ve enerji çıkarırsak ne olur? Yeni araçlarda enflasyon yıllık %2.9. Bu adamlar %2'ye 2026'da gelmeye hedefliyorlar. Onun çok altındayız. İkinci el araçlarda yıllık enflasyon %6.6. Giyimde enflasyon %3.1. Tekrar hatırlatıyorum. Bunların %2 hedefi 2026 hedefi şu anda neredeyse oraya varmış durumdayız. Tıbbi ürünlerde enflasyon biraz yüksek %4.5 buna müdahale edilmesi gerekiyor olabilir. Ama enflasyonu yükselten temel konu bunlar değil görüyorsunuz. Zaten all items less food and energy'deki yıllık enflasyon %4.3'e gelmiş durumda ve onun içerisindeki ana pay olan tıbbi hizmet ürünlerinde gerileme yapmak yine Fed'in kararları olacak bir şey değil. Neyle olacak bu? Amerika'nın sağlık politikasını değiştirmesiyle sağlık ürünü üreten şirketlerle işbirliği yapılmasıyla ilaç fiyatlarına müdahale edilmesiyle öyle olacak bir şey. Faize bu nasıl değişeceksiniz? Hasta. Hasta olduğu zaman faizler yüksek. Ben sağlık hizmetine ayarlanmayacağım mı diyecek? Bu bir regülasyon meselesi. Fed'in konusu değil. Sonra ne var? Services less energy service. Yani hizmetler eksi enerji hizmetleri. Baktığımızda burada shelter yani barınma yüksek %7.3. Fakat düşüş eğilimini görüyorsun 0.6.04.04.03 ve pek çok endeks bunun düşme devam edeceğini fakat vakit aldığını söylüyor. Transportation services ona geleceğiz %10. Bu çok yüksek. Bunu düşürmesi gerekir. Kesinlikle. Fakat acaba konu faizle ilgili mi ona biraz sonra geleceğim. En sonunda da medical care, tıbbi bakım hizmetleri onda enflasyon yok deflasyon var. Yani bütün kalemlere baktığımızda gıda ve enerji dışarı koyduğumuzda FED böyle söylüyor. Ben söylemiyorum ki gıdadaki enflasyon zaten öyle korkunç değil. Enerjide de yılbaşından beri aslında deflasyon var. Son aya ağaç koyarsak. Diğer kalemlere baktığımızda aslında bizi yoran iki kalem var. Biri kiralar o konuda tekrar konuşmayacağım. Diğeri de, de ulaşım hizmetleri. Şimdi ulaşım hizmetleri deyince aklınıza ne geliyor? Petrol fiyatları çok yükseldi. O yüzden ulaşım hizmetleri coşmuş durumda. Durum pek öyle değil. Ulaşım hizmetleri dediğimiz kalemin enflasyonda 100 puan içerisindeki etkisi 5.920. Yani zaten en büyük kalem değil. En büyük kalem biliyorsunuz kira. Bunun içerisinde araç satışları var. Onlardan biraz önce bahsettik. Tekrar geri dönmeye gerek yok. Ama enflasyonu burada yüksek tutan asıl kalemlerden bir tanesi bakın burada yıllık %12 seviyesinde gözüküyor. Nedir? Araç, bakım ve tamir hizmetleri. Araç, bakım ve tamir hizmetlerindeki fiyat yükselişinin aslında faizlerle ilgili hiçbir ilgisi yok. Bunu yüksek istenmesi iki sebebi var. Bir tanesi yeni araç tasarımlarında gittikçe daha fazla serviste ana şirkete mahkumuz. Siz de bunu yaşıyorsunuz. Bir farın değişikliği bile çok yüksek varlar tutabiliyor. İkincisi yüksek faizlerden dolayı insanlar yeni araç satın almakta zorlandıkları için eski araçlarını daha uzun süre korumak ve yenilemek zorunda kalıyorlar. Yani Fed'in faiz kararının burayı etkilemesi çok çok zor bir şey. Bu bir süre daha yüksek gidecek. Ama asıl buradaki ulaşım hizmetlerini yükselten baba kalem sigorta. Şimdi sigorta niye yükseliyor? yükseliyor. Birincisi enflasyondan dolayı araçlar ve araçların gerek parça fiyatları yükseliyor. Bir sebebi bu. İkincisi de Amerika'da yaşanan pek çok doğal felaketten dolayı şirketler o doğal felaketlerde ödedikleri tazminatları araba sigortalarından tazmin etmeye çalışıyorlar. Yani Amerika'nın belli bölgelerinde biliyorsunuz fırtınalar, kasırgalar çok artmış durumda. Yangınlar, doğal faciaların sayısı çok arttı. Küresel iklim değişikliğiyle beraber. Bundan dolayı da burada sigorta fiyatları yükseliyor. Ne yapıyor? Sigorta şirketi diyor ki ben burada madem zarar ediyorum bunu kimden çıkaracağım? Araba sigortalarından çıkaracağım diyor. Buna Fed'in müdahalesinin faydası olur mu? Sıfır ihtimal var. Fed'in enflasyonla mücadelesini kazandığını düşünüyorum ben. Şu andan sonra geriye kalan kalemlerde Fed'in yapabilecekleri oldukça az. Enerjide hiçbir şey yapamazlar neredeyse. Ancak ülkeyi inanılmaz derin bir resesyona sokup bütün dünyadaki ekonomiyi durdururlarsa enerji fiyatları gerilebilir. Ondan bile emin değilim. Rusya ile Arabistan işbirliği arzı daha da kısıtlayabilir. Bu da petrol fiyatlarının yine yüksek tutulmasına ne olabilir. Başka da müdahale edecekleri bir şey yok. Kiraların düşmesi uzun zaman alıyor. Ne biraz önce konuştuk. Araç sigortaları tarafında yapabilecekleri fazla bir şey yok. Tıbbi ürünlerde tıbbi ürünlerin fiyatlarını belirleyen yer Amerikan devleti. İlaç şirketlerine bu konuda baskı yapılması gerekiyor ve Amerika'da ilaçlar gerçekten çok pahalılar. Şirketler aşırı karlar elde ediyor. Orada de bu işi çözüyorlar. Efet bu burada ne yapacak? Evet. Böyle biraz sert tonda olduk şu ana kadar. Peki ben bu durumda ne yapayım? Bir kere öncelikle FED'e inanıyor muyum? FED'e inanmıyor muyum? Yani FED'in faizi bu sene bir 25 bas puan daha artırabileceğine gelecek senede dedikleri kadar yüksek tutabileceğine inanıyor muyum? İnanmıyorum. Birinci çözmemiz gereken mesele bu. İnanmıyorsam ne yapacağım? İnanıyorsam ne yapacağım? İkinci mesele de bu. İlk soruya kafadan cevap vereyim. Sıfır inanıyorum. Sıfır. Mümkünü yok. Enflasyon aşağıya düşmeye devam edecek. Çekirdekten bahsediyorum. Ve FED istese bile faizleri artacak bir sebep bulamayacak kendine. İkincisi FED'in faiz artırmasının arkasındaki temel motivasyon ekonomik büyüme ise ekonomik büyümede yavaşlayacak. Çünkü Amerikan devleti tasarrufa gitmek zorunda kalacak. Çünkü gelecek ay içerisinde Amerika'da bütçe onayı süreci var. Cumhuriyetçilerin desteğini almak gerekiyor. Cumhuriyetçiler yine bastırmaya başladılar. Giderlerinizi biraz kısın diye. Çünkü Amerikan ekonomisini canlı tutan tek büyük kalem devlet harcamaları kalmış durumda. Ve Amerikan devleti çılgınlar gibi borçlanıyor. Bu daha ettirilemez. Devlet kısıntıya gidecek. Ve Fed'in zaten devlet harcamaları konusunda yapacağı hiçbir şey yok. Parasal politikayla kamu maliyesi apayrı konular. Fed sadece para politikası ile ilgileniyor. İkincisi Amerikan ekonomisi büyük büyümediği gibi şu andan itibaren Fed'in bu saçma sapan kararından dolayı 2024'te bir resesyon yaratma ihtimali artırmış durumda. Fed resesyona gelemez. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü pazarında, işsizlik oranında her yüzde birlik artışta Fed mutlaka faiz düşürmüş ve yakın zamanda bunları görüyor olacağız. Neden? Çünkü ekonomi zaten hızlanmıyor, yavaşlıyordu. Şimdi bir üzerine bu faiz korkusu geldi. Yavaşlama ihtimali daha da artmış durumda. Bu nedenle de sıfır inanıyorum. Sıfır inandığım için de ne yapıyorum? Kısa vadede piyasa dalgalanacaktır. Benim için alım fırsat. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bu benim kararım. Uzun vadeli pozisyonlarımdan hiçbir satış yapmayacağım. Ve şu anda %10-120 yıllara kadar aşağı bile gitsek buradan kıpırdamam ben. Almaya da devam ederim. Çünkü ben bu işin sonuna geldiğimizi Fed'in faiz artışı işinin palavra olduğunu gelecek senede faizleri orada öngördüklerinden daha hızlı düşüreceklerine inanıyorum. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bu benim aldığım risk. Yanılabiliriz. Bir sürü şey beklediğimiz dışına gelişebilir. Kendi önümüzü kendiniz alın. Eğer inanıyor olsaydım ne yapardım? Eğer inanıyor olsaydım şu anda her şeyi satardım. Her şey. Çünkü bu yüksek faiz ortamında Fed'in Amerika Birleşik Devletleri'nin batılmaması ihtimali yok. O yüzden aslında karar artısı çok basite iniyor. Fed'in dün söylediklerine inanıyor musunuz? Geçmişte söyleyip hep yanlış çıkan iç görüllerinden, öngörülerinden sonra bu sefer doğru çıkacak mı sizce? Fed'in gittikçe artan baskı karşısında faizleri hakikaten koruyabileceğine inanıyor musunuz? Geleceksen Amerika'da seçim yılı bir yandan bu karar sizin. Yanılabilirim, haklı çıkabilirim, ben kendi riskimi alıyorum. Eğer Fed'e inanıyorsanız her şeyi satın, nakite geçin, bir süre bekleyin derim. Biraz keskin bir öneri oldu galiba değil mi? Ama bazen keskin önerilerde bulunmakta fayda var. Ben işsizliğimi bozmadan yatırıma uzun vade tutmaya devam ediyorum. Kısa vade spekülasyon işlerine şu anda girmem. Biraz bekleyeceğim işler bir oturuyor olsun. Sonra gerçekleri göreceğiz birlikte. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.